Selçuk Üniversitesi Grafik Tasarım Topluluğu olarak bu sene üçüncü kez düzenlediğimiz tasarım günlerine çok kıymetli konuklarımız Ömer Durmaz, Miraç Güldoğan ve Volkan Ekşi, saygıdeğer hocalarımız, topluluğumuzun üyeleri ve etkinimize katılan tüm katılımcılar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi söyleşimiz olacak. Ömer Durmaz, Miraç Güldoğan ve Volkan Ekşi. Sahne sizindir. Herkese merhaba. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daveti için fakültenize, fakülte yönetiminize, grafik bölümünüze, grafik bölüm yönetiminize ve değerli hocalarına, değerli öğrencilerine, grafik topluluğuna, etkinlik komitesine çok çok teşekkür ederiz. Hepsinin büyük emeği var. Sponsorlarımıza da çok teşekkür ederiz. Onların da büyük katkısı var. Aranızda olmak bir keyif. Bu keyfi onlar sayesinde mümkün kıldık. Tekrar teşekkür ediyorum. Miraç Güldoğan filmimizin, belgeselimizin yönetmeni, Volkan Ekşi belgeselimizin danışmanı, ben de koordinatörüyüm. Şimdi bu detayla ilgili, filmin süreciyle ilgili detaylı konuşmak üzere yönetmenimize sözü veriyorum. Aman hocam, teşekkür ederim. Merhaba, her şey için teşekkür ederiz. İzleme sürelerinin çok kısaldığı zamanlara doğru gidiyoruz. Yapılan işler 15 dakikaları buluyor, 20 dakikaları buluyor. Bu uzun ve teknik olarak bize göre bazen, yani üzerinden bayağı zaman geçti, bazen yetersiz bulduğumuz işi bu kadar sabırla ve özenle, ilgiyle izlediğiniz için teşekkür ederiz öncelikle. Sait Hoca ile ilgili ben bu işe başladığımda şöyle serüveni kısaca anlatayım. Aslında bu işin mimarı Ömer Hoca ve Volkan. Ben Ömer Hoca'nın öğrencisiydim. 9 Eylül Üniversitesi grafik bölümünde lisans öğrencisiydim. Ve videoya dair bir heyecanım vardı. Yani sinemaya dair. Grafik bölümünü seçerken de aslında sinema yapmak istiyordum. Her zaman tutkum sinemaydı. Hala da öyle. Fakat hani bir grafikçi gözüyle sinemaya yaklaşma arzusuyla grafik bölümüne girdim. Fakat şöyle bir şey oldu. Üçüncü sınıfa kadar sinemayla ilgili hiçbir şey yapamadım. Çok yoğun bir grafik eğitimi alıyorduk. O yüzden dördüncü sınıfta artık sinemaya dair bir şeyler yapayım. Tezimde bununla ilgili bir şey olsun derken bu fikrimi Ömer Hoca'ya açtım. Sonra onlar bana kocaman bir projeyle geldiler. Ve benden Sait Maden belgeselini yapmamı istediler ama benim hiçbir tecrübem yoktu açıkçası konuya dair. Ondan sonra önce Sait Hoca ile tanışıp önce Sait Maden'i öğrenmeye çalıştım. Bu yaklaşık 2 yıl sürdü. Sait Maden'i öğrenmeye çalışmam. Hala öğrenebilmiş değilim. Biraz da belgesel öğrenip bunu üretmeye çalıştım. Süreç böyle işledi. Ama bu sürecin mimarı ve fikir sahipleri ve bana bu işi bahşeden Ömer Hoca ile Volkan'dır. Onu söyleyeyim. Sözü Volkan'a vermeden önce biraz kendimizden de söyleyelim. Biz aslında üçümüz de grafik tasarımcıyız. Biz Volkan'la arkadaşız. Miraç da benim öğrencimdi. Ama şimdi üçümüz de arkadaşız. Böyle zaman içerisinde mesleki bir dayanışmayla ortak amaçlarla ilerlediğimiz için dost olduk. Aslında Volkan'la da bizim tanışıklığımız bu şekilde gelişmişti. Grafik tasarım dergisini çıkartırken ben kendisinden destek almak istemiştim. Çok başarılı tasarımcı olduğu için o zaman destek vermişti ve telefon konuşmalarından sonra uzun süre İzmir İstanbul arasındaki telefon konuşmalarından sonra dost olmuştuk. Ve Sait Maden'le olan ilişkimi önce ben Volkan'la paylaşmıştım. Volkan sinema sektöründe işte video klip vesaire işte interaktif uygulamalar yaptığı için, çalıştığı için benden bu konuda daha becerikli, yetenekli, donanımlı, deneyimli bir olduğu için Sait Maden'le ilgili görüşmelerimizde bir takım çekimler yapıyordu. Ben yine çekim yapabilen başka insanları bu kanalı yönlendirmeye çalışıyorum ki elimizde bir veri olsun. Sonuçta belli bir yaşta insan yaşamını yitirebilir. Düşüncesi hep vardı aklımda. Ama bunları bir türlü heyba yapamıyorduk. Yani bir türlü malzemeyi çekiyoruz, arşivliyoruz, tamam. İşte Sait Bey'in eserlerini tarıyoruz, dijital hale getiriyoruz. Bunu bir ürüne, esere, halka, kitlelere ulaştıracak formata dönüştüremiyordum. Daha sonra Miraç öğrenci olduğunda ondaki ben potansiyel yeteneği gördüm. Çok becerikliydi. Yani babasının büyük katkısı olduğunu düşünüyorum o becerikli
yetenek, donanımlı hali, münal kazanmasına. Çünkü babası da Gazi Eğitim mezunu olduğu için, resim mezunu olduğu için aileden böyle bir gelen bir iki kültür deneyim şeyi birikimi vardı. Onu da Miraç babasının esnaf şeyiyle, kültürüyle birleştirmiş, yoğurmuştu. Onu yapabileceğine inandı. Aslında o dönemde çok da bir tanışıklığımız, samimiyetimiz yoktu. Ama Miraç bize bu güveni vermişti. Biz de ona güvendik. Nihayetinde de bu güzel sonuca ulaştık. Bunu niye anlattım? Bizim hakkımızda bilgi vermek için değil aslında. Bir grafik tasarımcının sınırlarını nasıl zorlayacağı, nasıl ötesine geçebileceği, güvenin nelere inşa edebileceği, ortak amaçların, meslek adına ideallerin insanları nasıl bir arada tutabileceğini örneklemek için anlattım. Yani sizin de burada öğrenci arkadaşlarımın hocalarıyla kurduğu ilişkide ya da mesela kendi aralarında kurduğu ilişkide eğer bir hedef olursa, bir ideal olursa doğru kişilerle o yolda ilerlendiğinde illaki bir sonuca ulaşılıyor. Bu ilişkiler yumağı bize birçok şey kazandı. Yani ne bileyim işte Yüksel Bey gibi dostlarımız oldu Konya'da, işte Ali Atık hocamız gibi dostlarımız oldu. Halen de işte Dilek Nur gibi hocalarımız oldu. Burada Tarkan da herhalde belki ayrılmıştık. Bu mesleki idealler etrafında ürettikçe birçok güzel insanla tanışıyoruz. Bugün de sizlerle beraberiz. Sözü ben Volkan'a veriyorum. Volkan en az konuşanımız. Sahip Maden de beni tanıştırdığı için Ömer'e teşekkür etmem lazım herhalde benim de. Aynı zamanda burada Sahip Maden'i tanımayanlar ve bundan önce de tanımayanlarla Sahip Maden'i oluşturduğu için Ömer'e teşekkür etmek lazım. Gerçekten nefis bir insan Sahip Maden. Onu tanımak zaten muhteşem bir deneyimdi. Her buluşmamız büyük bir deneyimdi yani. Belki Ömer'e burada bu filmin dışında kalan bir takım hatıralarından bazılarını anlatmasını isteyebiliriz. Onlar sözü bana veriyorsun. Yani bunlar daha besleyebilir. Yani şöyle bir örnek vermek isteyebilirim aslında. Yine öğrenci arkadaşlar empati kursunu istediğim için bunu anlatıyorum. Grafis etkinliğini biliyorsunuz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin sizin gibi grafik tasarım bilimleri etkinliği var. Grafis etkinliğinde ben bir hoca olarak yani daha 2000'lerin başında, hocalığımın başında katılmıştım. Ve Sahip Maden'le ilgili sunum yapılmıştı. PowerPoint'te logolarının arka arkaya gösterildiği. Çok özellikle bir sunum değildi. Sahip Maden önemli biri olduğunu öğrencilik yıllarından biliyordum. Ve sunum da çok hoşuma gitmemişti açıkçası. Yani daha fazlası yapılabilir düşüncesi vardı. Sunum bittikten sonra Sahip Maden'i anons ettiler. Önden biri kalktı böyle beyaz saçlı. Ellerini havaya kaldırdı. İki elini ortak bulunan sahip. Arkaya doğru selam verdi. Abi yaşıyor muymuş ya falan. Yani ben Sahip Maden'in yaşadığını bilmiyordum. Çünkü bize öğrenciyken anlatılan kişiler ölmüştü çoktan. Yani 18. yüzyıl, 17. yüzyıl. Çok bilinçli değildi. Böyle yüzyıllar öncesinden insanlara anlatıyorlarmış gibi çoktan ölmüştür düşüncesiyle bakıyorduk. Yani onların bir mesleki model, işte ikon, biyografisinin olabileceği, çünkü onunla ilgili bir kitap yok. İşte bize sadece derslerde birkaç böyle kötü fotokopiyle, kötü slide'la ki grafisteki sunum da çok farklı değildi. Bunu beni üzmüştü. Çünkü önemli biri olduğunu yaptığı şeyler anlıyorsunuz. Ama onu temsil etmeyen bir sunumla anlatılması zayıf gelmiş. Sahip Bey'in de orada mütevazi bir şekilde tabii orada biri olmuştur mutlaka ama Sahip Bey için daha fazlası yapılabilir, yapılmalı düşüncesi oluşmuştu bende. Ve bu dokümantasyon oluşturmuş. Mesela Miraç'ın belgeselinde çok aslında bilenler içinde gizli şeyler var. Orada Orient Express, Express treninin kalktığı Silfeci Garı'nda çekimler var belgeselin başında. Bir masada, bir restoranın masasında işte bir rakı, bir servis tabağı, işte birkaç kitap duruyordu. Şimdi onu bilen bilir çünkü Sahip Bey'in o restoranda sürekli gittiği oturduğu masa orası. Yani öğle aralarında iş yeri yakın bir yer olduğu için. Sahip Bey alkolü seven biriydi. Ama hiçbir zaman da sarhoş görmeyeceğiniz biriydi. Durmasını bilen biriydi. Orada demlendiği ve kendi başına kaldığı bir kaçamak noktası. Belgeselin içerisinde yedirilmiş bir durumdu. Belki böyle başka sürpriz yumurtalar da vardır belgeselde. Yani
Var tabii ki de. Hepsini tek tek şimdi analiz, futbol maçı analiz eder gibi olur hocam. Şey yapalım yani, daha çok karakterini anlatmaya çalışalım. Çünkü bence en unique olan tarafı oydu. Yani bu kadar mütevazi, bu kadar çok donanımı olup bu kadar mütevazi olmayı başarabilen bir insan ben, yani bu kadar çok insan da tanımadım böyle de, bir insan tanımadım. Sait Bey'in ya beni etkileyen tarafı şey olmuştur her zaman. Yani mesleğini sanki çok kolay bir şey yapıyormuş gibi yapıyordu. Yani belgeselde de o görüntüleri bilhassa o yüzden severek koydum. Yani 300 tane eskiz yaptım, sonra aralarından 100 tanesini seçtim, onların temizini yaptım diye anlattığı şey, yani bir ömür verilmesi gereken bir hadise. Ya da 15 yaşında Baudelaire çevirmek Çorum'da, yani öyle çok basit şeyler değil bence. Her zaman konuya böyle basit yaklaşmakla birlikte o titizliğini bütün çalışmalarında yansıtıyordu. Bir önemli şey de benim için şu. Hepimiz multidisipliner çalışmaya çalışıyoruz. Yani ben birçok şey yapmaya çalışıyorum grafik tasarım yanında. Ama onların hepsinde, yani birçoğunda çırağım henüz. Yani şimdi bir sürü şey öğrenmeye çalışıyorum. Sait Hoca'nın farklı ve ilginç tarafı şu, yaptığı her şeyi en üst seviyede yapıyordu. Yani çok üst seviyede çeviri, ustalık seviyesinde. Yani Turgut Uyar'ın Sait Maden'e çeviri konusunda danıştığı mektuplar var elimizde. Yani burası nasıl olmuş diye sorduğu. Grafik tasarımı tartışmaya gerek yok zaten yaptığı işte. Yani şiirde bambaşka bir seviyede. Bu çok garip geliyordu bana. Yani bir insan bir şeyde usta olabilir ama bir şeyin de çırağı olur. Yani inanılmaz bir ustalık serüveni vardı. Bir şey daha var. Mesela şunu da tutturmuş, onu nasıl yapmış onu da bilemiyorum. Yani şiirde de minimal ve sade bir üslup varken logoda da aynı şeyi. Yani Sait Maden şiiriyle logoyu yan yana koyduğunuz zaman ikisinden aynı adamdan süzüldüğünü, demlendiğini rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Çeviride de öyle mesela. Bu çok acayip bir şey. Yani hepsinde üslup koymuş bir de ortaya. Böyle adamlar çok yok. O yüzden bu işin yani tartışılacak bir sürü tarafı olabilir. Ama en azından kayıt niteliği taşıdığı için bence Türk grafik tasarımı için edebiyat kısmı biraz zayıf kalmış olabilir. Çünkü biz onun uzmanı değiliz. En azından Türk grafik tasarımı için bence önemli bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Sait Hoca ile ilgili yani ilginç ne anlatabilirim diye düşünüyorum da şu an aklıma bir şey gelmiyor. Belki Ömer Hoca çok zaman geçirdi. Zaten, evet. Eserini sözünü zaten belgesel de söylemişsin. Yani bundan daha öte müthiş bir şey. Yani şey ya hocam çok Volkan dediği gibi hep bizi şaşırtan, çok güldüren bir insandı. Böyle hep yani anı süzmeye çalışıyorum. Bir de benim tabii henüz 23 yaşında bir öğrenciydim onunla tanıştığımda. Benim hep bir tedirginliğim vardı. Yani onunla konuşurken belli bir saygı ve sevgi çerçevesinde ilişkimiz vardı. Öyle hiçbir zaman şey olamadım, yakın olamadım ama onun tedirginliğiyle de belki Ömer Hoca kadar, Volkan kadar ilişki kuramadım. Ama ya onunla geçirdiğim 3 saatten sonra hayatım hep farklı devam ediyordu. İlginç bir tarafı vardı. Kitaplığımda da hala Sait Maden köşesi var ve hala okuduğum zaman, oradan bir kitap seçip okuduğum zaman, hala geçenlerde 3 Mayıs günü onun doğduğu gün, mesela ilginç bir şey anlatayım size. Bir kitap seçtim kitaplığından, ne zamandır okumak istediğim. Açtım ve ön sözünü Sait Maden'den alıntıyla başladığını gördüm. Selahattin Hilaf ve Sait Maden'in gerçek üstücülükle ilgili yazısıyla başlıyordu kitap. Yani böyle nereden çıkacağını bilemezsiniz. Bütün kültür, Türkiye'nin kültür dünyasıyla ilgili bir yerlere dokunmuş bir insan. Yani bu tip insanların bence Türkiye'de baş üstüne konulması gerekiyor ki bizler ilham alalım, bizler de bir şeyler yapmaya çalışalım. Çok konuştum. O kadar. Şimdi Sait Maden'de benim tabii anlatacaklarım bitmez. Sözü bana verdiğin zaman ben çok ilgilenip anlatabilirim. Belgeseli de izlerken iki kere zor aldım. Yani kendimi zor tutup alacaktım özdeşimde yani Sait Bey. Bu zamanda belgeseli de izlemiyordum.
Ben biraz daha fazla yakın ilişkim olmuştu kendisiyle. Bir de zaten sürekli derin bir şekilde araştırıyordum. Sait Bey uzun bir ömür sürmüş ve hayatının iniş çıkışları bir belgeselde anlatılacak kadar, Perin Anlıcık belgeselde söylediği gibi, yani Sait Maydan bir belgeseli sığınacak kadar şey değil, basit bir hayat sürmemiş. Birçok bölüm var hayatının. Her zaman kendi hayatında şairliğini ön plana koymuş. O şairler, şairliğindeki kelimelerle, harflerle ilişkisi zaten grafik tasarımına bakışındaki tipografiyi öne çıkartmış. Tipografiyi bir alan olarak grafik tasarımına dahil eden ilk kişi olmasını sağlamış. Bunlar o ilişki yapısı içerisinde tabii küskünlükleri de olmuş. Yani grafik tasarım dünyasından çok umduğunu bulamamış. Bizim grafik tasarım dünyamız halen böyle. Eğitim tarafında varsanız biliniyorsunuz ama sektördeyseniz ancak sizin müşterileriniz biliyor. O da yani ne kadar bilgilenir tartışılır. Bir portfolyonuz varsa ancak yine bir noktada tanınıyorsunuz. Yani mesela Yurdayar Altıntaş da çok önemli bir tasarımcıdır. Ama onun eğitimciliği olduğu için öğrencileri bilir, işte öğrencileri yazar, öğrencileri anar, daha fazla öne çıkıyor. Biz biraz da bu dengeleri değiştirmek için, çünkü Mengerte'nin de bilinmesi lazım, Mesut Manioğlu'nun da bilinmesi lazım, Sait Mahalli'nin de bilinmesi lazım. Çünkü ne kadar çok ustamız olduğunu, mesleğimizin ne kadar köklü olduğunu, bu işin ne kadar önce, ne kadar farklı kişiler tarafından farklı bakış açıları yapıldığını anlatabilirsek bizim mesleğimiz değerli olur düşüncesiyle, Sait Maden'in aslında büyük resmi budur. Yani bizim bu belgeseli tabii ki Sait Maden'le bir kişisel bağ kurduk, onun çok önemli biri olduğunu biliyoruz, bunun bilinmesini istiyoruz ama diğer yandan da mesela Mengü Erten'le ilgili bir proje yapmak istiyoruz. Mesut Manioğlu'yla ilgili bir proje yapmak istiyoruz. Ya da Yapulisi'yi daha farklı anlatmak istiyoruz. Ali Suat Sunar'ı daha iyi bilmesini istiyoruz. Yani ustalarımızı bilmemiz bizim mesleğimizin yani en büyük öksüzlük, köksüzlüktür derler. Köklerini anlatmak lazım mesleğin. Mesleğin köklerini dünden başlatırsak yani dünkü çocuk oluruz. Halbuki bu köklü bir meslek. Cumhuriyet'ten de değil, Osmanlı'dan, onun öncesinden yani Orta Asya'ya kadar ne kadar geriye çekebiliyorsak o kadar dayanakları, ayakları sağlam yere basar. Yeter ki mantıklı bir çerçeve içerisinde ele alalım. Bizim bir sonraki hedefimizde umarım başarabilirsek Mengü Erten. Ama tabii zor, yani kolay değil. Bu belgeseli yaparken ki hayat koşullarıyla, işte bizim iş tempomuzla daha mümkünmüş bazı şeyler. Şimdi Mengü Erten için sürekli cesaret ediyoruz, ediyoruz. Hep bir siniz kırılıyor. Şartları sağlamakta zorlanıyoruz. Ama en azından öyle bir hedefimiz var. Bir dokümantasyon yapmaya başladık. En azından o dokümantasyon yaşayacak, bir başkası yapmak isterse ona bu hizmeti sağlayabiliriz. Sizlerin de bu belgeselden ya da bizim aramızdaki ilişkiden öğrenci arkadaşlarımın edinmesi gereken temel düşünce grafik tasarımcıları için sınır yoktur. O sınırları bizim entelektüel zekamız, iyi niyetli çabamız çizebilir. Bizim hedeflerimiz bizim varacağımız noktalardır. Dolayısıyla o hedeflere ulaşmak için çaba göstermemiz gerekiyor. O koşulları sağlamaya çalışmamız gerekiyor. İyi dostluklar, iyi ekipler oluşturmak gerekiyor. Her şey tek başımıza, yani Sait Maden'de değiliz, her şey tek başımıza çok doğru yapma şansımız da yok. Muhakkak yardımlaşmak da gerekiyor. Benim vizyon, bu toplam anlatıdan bir eğer vizyon kazanabildiyseniz kendi adıma hocalık anlamında işimizi yaptığımızı düşünüyorum şahsen. Eklemek istediğim bir şey yoksa arkadaşlar sorulara geçebiliriz. Varsa içinizde bir şey kalmış söyleyeyim. Biz çok kavga ettik. Evet. Biraz da eğlenceli dedikodulu yani kısım. Kolay konuşmadık arkadaşlar. Yani evet. Sen kolay olmadın. Yani öyle kolay işler değil evet. Yok ya. Çünkü, o kadar değil ya. Yani, bir 3 ay falan. Bir şey yapıyoruz. Yani sinemayı değiliz. Sonuçta tamam ufak tefek çekimlerimiz, tepkilerimiz ben Firuz Aşkın'la ilgili mesela bir şey yapmaya çalışmıştım. Bir başka 1924'te doğum bir ilustratör. Onu da becerememiştim, finalize edememiştim. Miracın sınıf arkadaşı Ozan toparlayıp bir forma sokmuştu. Eskiden çok yetenekli öğrencilerimiz vardı. Halen de çok yetenekli öğrencilerimiz var ama biz iyi hocalık yapmaz olduk herhalde. Artık çok böyle işler çıkartan öğrencilerimiz olmuyor. Yani bir dertte bu belgesel çıkmadı. Çok kavgalı, dövüşlü süreçleri oldu. Süreç, Sait Hoca'nın bir tane şiirinde beni etkileyen şeyi vardır, bir dizisi.
geldi mi acaba diye düşündüm. yaşayanlarla öldüm, ölülerle dirildim diye bir yani çok anlam ifade eden mükemmel bir dizisi vardır. Böyle bir Google Drive dosyam var. Siz de bilmiyorsunuz henüz de. Bu yaşadığımız her şeyi yazıyorum orada ben. Yani işte bu hikaye nasıl oldu? Nereden başladı? Nasıl işte İstanbul'a kaç kere gittik? Kaç kere kavga ettik? Para bulduk mu bulamadık mı falan. Yani süreç gerçekten zor. Ama yani bir şey çıktı ortaya. Biz bunun gibi bu arada 3 tane belgesel yaptık. Bu üçüncüsü bence yani 3 tane daha belgeselimiz var. Hep kurgu baştan yapıldı, bir daha yapıldı falan. Sonunda böyle bir yere geldi. Daha iyisi yapılabilir, yapılmalı. Ama elimizdeki imkanlar bu kadarına el verdi ve aradan da 3-4 sene mi geçmiş? Bayağı oldu. Bunu çekerken arkadaşlar bir kameramız... Hiçbir şeyimiz yoktu yani. Hiçbir şeyimiz yoktu. Biz sürekli ödünç malzemelerle... onun nedeniyle ses bazı yerlerde düzeliyor, bazı yerlerde bozuluyor. Evet. Hepsi ödünçtü. Şimdi bir şeylerimiz var inşallah. Yani şöyle düşünün, biz ses cihazı alıyorsunuz. Mesela çekime gidiyorsunuz. Uçakta öğrenme süreniz var. Hani her seferinde farklı marka aletle uçakta onu öğreniyorsunuz. Gittiğiniz yerde ilk kez kuruyorsunuz. Yani ve ben ses teknisyeni falan değilim. Hayatımda hiç yapmadım. Ben de birazcık kızıyorum falan. Yani sonra onları işte Türkiye'de düzenleyecek insan bulamadım. Yani Ozan Çolakoğlu'yla bile yazıştım. Sonra İngiltere'de Mike Russell diye bir adamı buldum. YouTube'dan sürekli Volkan'la onu izleyip onun tutorial'larından yapmaya çalışıyorduk. Yani komik kısımları anlatalım biraz. Ondan sonra Volkan dedi ki yaz ya bu adama. Yaz dedi yani yardımcı olsun bize. Hakikaten yazdım, adam geri döndü ve durumun ne kadar kötü olduğunu anlattım. Paramızın olmadığını söyledim. O da dedi ki ben seve seve yardımcı olurum. Yani deneyerek oluyor bir şeyler. Ama hani bu serüven şöyle güzel bir şeyi doğurdu. Şimdi kendi aramızda konuşuyoruz. O kadar çok imkan doğdu ki bize artık. Hani şimdi yeni bir şey yaptığımız zaman başımıza gelecekleri biliyoruz. Nereden ekipman bulacağımızı biliyoruz. Nasıl kullanacağımızı biliyoruz falan filan. Yani beni aslında Sait Hoca oturup başıma beni eğitmedi. Ama beni çok eğitti. Yani beni çok büyüttü. Bir defa dediğim gibi 2 sene boyunca onun yazdığı ve ona yazılan her şeyi okudum. Yani ona dair her şeyi okudum. Ve beni çok geliştirdi bu süreç. Sonrasında bir de bana bu mesleği öğretti. Yani bir meslek daha kattı aslında. Onun için onun hakkını ödeyemem yani. Ben Miraç'a bir özel alkış istiyorum gerçekten. Sağ olun. Soruları alabiliriz eğer sorularınız varsa. Benim bir sorum var. Önce Ömer Hoca'ya soracağım, sonra da Yusuf'a sormak istiyorum. İlk soracağım, hani Grafis'te gördüğünüzde yaşıyormuş dedikten sonra Sait Maden Artal'a ilgi duymanız ve onunla tanışma süreciniz nasıl oldu? Kendisine ulaşmanız, kendisiyle bu noktalara gelecek muhabbetleri kurmanız. Diğer sorum da belgeselden sonra Sait Maden'le yaşadığınız diyaloglar, arşivlemeniz vesaire. Bundan sonra grafik tasarımcıydınız ama Sait Maden'den sonraki süreçte kendi grafik tasarımcılığınızla alakalı Sait Maden'i tanımadan öncekiyle kıyaslarsanız tanımamın benim kariyerimde grafik tasarıma şöyle etkisi oldu diyebileceğiniz noktalar neler? 2000'lerin başındaydı Sait Bey'le, Sait abiyle bu grafiste. Bana da sağlıklarım Süper'e söylediğim gibi, bana abi de demişti. Ben de kolay kolay diyemiyordum. Samimiyet duyduğu kişiler öyle söylerdi. 2000'lerin başında grafiste işte dediğim gibi ilk kez yaşadığını haber aldım. Sonra 2006 yılında grafik tasarım dergisini çıkartmaya başlamıştık İstanbul Oral'da. Orada Sait Maden'le röportaj yapmak istemiştim grafik tasarım dergisinde. İlk görüşme o röportaj talebi olmuş. Bir şekilde ulaştım, nasıl ulaştım bilmiyorum. Sait Bey'e ulaştım ve Kadıköy vapur iskelesinin üstünde ilk söyleşimi, yüz yüze söyleşimi yaptım. Önce vapur iskelesinde buluştum. Sonra nerede oturalım dedik. Dedi şeyin üstünde işte o iskelenin, vapur iskelesinin üstünde bir yer var, orada oturalım, sessiz olur. Oraya çıktık. Hatta onun da küçük bir videosu var. Aslında onu da kullanabilirmişiz belgeselde. Onu bir şey yapalım. Neyse. Evet. Öyle. Şimdi ben de unutmuşum aslında. Sen söyleyince sorunca
nereden bir aklıma geldi. Orada ilk tanıştık. Sait Bey'in işte gelişini falan çok iyi hatırlıyorum. Gelişini çekmişti. Hatta kamerayı bir ters düz bir şeyler yapmıştı. Onlar da görüntülerde var. O da berberine gitmiş belli yani. Bizle tanıştık. Saçları böyle bir küt yap, uzun ya saçları böyle. Berberden yeni çıkmış bir Sait Bey'den geliyordu. Gittik. Orada güzel bir sohbet yaptık. O da çok mutlu oldu. Çünkü şimdi Sait Bey yaşı ilerlemiş. Çok üst düzey bir noktaya ulaşmış. Sonra yaş ilerleyince iş alamamış, alamamaya başlamış, rekabet edememeye başlamış, hayal kırıklıkları yaşamış. Ama bir şekilde dükkanında da her gün gidiyor. Yani dükkan diyorum çünkü öyle o mantıklı bir atölyesi var. Çok küçük bir yer. Yani şuradan şuraya bir küçük bir ortamda yıllar çalışmış. Bir şekilde evden de uzaklaşmış. Çünkü eşinin de bir rahatsızlığı var. Biraz kafasını dinlemek için işte öğlene doğru gidiyor. Öğleden sonra eşini de yalnız bırakamıyor. Yani psikolojisini de düşünmeye çalışıyorum hayatındaki akışı dikkate alarak. Biz ona ulaşınca mutlu olduk. Grafik Tasarım Dergisi'nde çok güzel bir röportaj yaptık. Orada dergideki röportajımızın yankıları oldu. Tekrar gündeme gelmesinden Sait Bey'in Yurdel Altıtaş gibi uzun o dönem aktif ve işte akran sırasıydı. İkisi de 1935 doğumlu şey Yurdel Altıtaş. O Sait Bey'den 1931 doğumlu. Rahatsız olanlar da oldu. Çünkü yani bizim tasarım tarihimizde bir resmi tarih yaklaşımı da var. Yani bunu da söylemek gerekiyor. Bazı kişiler tarihi kendinden başlatmak istemişler ve akranlarını, onlardan öncekileri hatırlatmamak, anlamak ya da gerektiği yerde belli ölçüde mecburiyetten almak gibi bir durum var. O röportaj bir kırılma yaşattı ama geçti gitti sonuçta. Sonra 2010 yılında bir tasarım yürüyüşü yaptık. Volkan'la o zaman Volkan Ekşi, Rauf Küsemen, Murat Çelik, Aydan Çelik bir tasarım kolektifi kurduk. Tasa platform diye bir kolektif kurduk. Tasarımla ilgili etkinlikler yapmak istiyoruz. Bunun ilkinde tasarım yürüyüşü yapmak istiyoruz. Hatta dediler ki ya tasarım yürüyüşü nedir yani? Siz hani bir şey örgüt müsünüz falan diye böyle bir öyle bir halbuki biz design work kavramını Avrupa'da olan işte belli tasarımcıların atölyesini ziyaret ediyorsunuz. İşte bir takım tasarım sergilerini geziyorsunuz. Bir güzergah doğrultusunu yürüyorsunuz tasarımcılarla ve tasarımla ilgili şeyleri konuşuyorsunuz. Hareketli bir organizasyon. Durağın, bu şekilde durağın değil de daha farklı bir tasarım formatı. Bunu da Yunanistan'da falan görüyordum. Ya bunu biz niye yapmıyoruz dedim. Ve işte böyle bir kolektif kurduk. İlk etkinlik olarak da 2010'da bunu yapacağız. Onu yapmadan önce dedim ki ya bu logosunu, tasarım kolektifinin logosunu biz kime yaptıralım? Sait Madem yaşıyor ona yaptıralım. Ulaştık. Ya biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Bunu sizinle konuşalım dedik önce. Kadıköy'de yine, o Kadıköy'e yakın olduğu için ona yakın bir yer noktada bir meyhanede buluştuk, geldik, derdimizi anlattık. Çok mutlu oldu. Tamam dedi, yaparım dedi. İşte dedik, borcumuz nedir yani nasıl, şimdi onları da etmek istiyoruz. Bir Chivas Regal viskinizi alırım dedi. Şimdi ben de kendim biri de değilim, Chivas Regal nedir dedi. Bunu da ilk kez duydum. Volkanlar bir yapış alırsın. Neyse, logomuzu bana bir süre verir dedi. O süre sonunda işte yine aynı yerde buluştuk. Getirdi alternatiflerle, bir sürü alternatif. Biz birini seçtik. Yani mahcup da oluyorsunuz yani logo konusunda duayen bir alternatif getiriyor size. Size seçim yapıyorsunuz yani. Ne getirse başımızın üstünde yeri var ama şimdi birini seçtik. Hoşumuza gitti onu seçtik. Chivas Regal'i takdim ettik falan. Pahalı bir viski türüymüş. Ondan sonra o buluşmaları o meyhanede ayrı bir yapmaya başladık. Ben de işte İzmir'den İstanbul'da gidiyorum buluşuyoruz falan. O erken kalktı çünkü o zaman bize de söylemiyordu. Eşinin Alzheimer'ı varmış. Çok eşini yalnız bırakamıyor falan. Dolayısıyla çok da oturamıyordu. Ama biz de kırmak istemiyor. Geliyor biraz kalıyor. Bizim zaman geçiyor. Sonra dönüyordu. Biz daha sonra onu bu yaptırdıktan sonra 2010'da yine tasarım bir şey etkinliği yaparken notalardan birini Sait Maden Güzergahı'nda, Bağbaali Caddesi'nde, Cahaloğlu'nda yani yaratıcı endüstrinin, yani yaratıcı ekonominin Bağbaali biliyorsunuz Osmanlı'da yüksek kapı demek, devlet erkanının bulunduğu yönetimin yakınında basın yayın endüstrisi var oluyor. Çünkü haber kaynağına yakın olmak istiyorlar. Orası da tarihi yarımada Fatih bölgesindeki o sarayların yakınındaki Cahaloğlu yokuşu oluyor. Bugünkü Ankara Caddesi. Orada
da atölyesi ve eski yani matbaa ressamlığı, basın yayın ressamlığı, afiş ressamlığı, bizim mesleğimizin öncüleri de orada kuruluşlanmışlar. Bizim mesleğimiz oradan çıkmış. Tabii bir Pera bölgesinde de Avrupalı kökenli şeyler, gayrimüslim tasarımcılar vesaireler de var ama daha çok oradan hareketle bir gelişme göstermiş. Bağbali'ye yakın olduğu için o bölge. Biz dedik ki o güzergahta bir iş yapalım. İşte İlhan Bilge'ye uğrayalım. Sait Madene uğrayalım. İlhan Bilge'sin müzesi açılmıştı Marmara'nın Cumhuriyet Müzesi'nin içerisinde. Oraya uğrayalım. Başka Mustafa Delioğlu'na uğrayalım. O da son Bağbali ressamlarından biriydi. Başka kim vardı o güzergahta? Yani böyle bir o güzergahta bir uğrak noktaları, istasyon noktaları belirledik ve biri de o arada çay çekimler var. Sait Maiden, hatta Mehmet de gelmişti o çekimlere, görüntülerde de var. Dostlarımızı çağırdı. Güzel, hoş bir yürüyüş oldu. O yürüyüşün de duygusu çok başkaydı yani. Daha sonra birkaç kez daha yaptık onu. Polisten izin aldık. Bir süre boyunca polis bize eşlik etti hatta. Yani ne yapacak bunlar, tasarım yürüyüşü falan diye. Baktılar ya bunlardan bir şey olmaz diye. Polisler bıraktık işimizi. O hoş bir etkinlikti. Gerçekten çok güzeldi. Günün sonunda da Marmara'nın bir restoranında, Marmara Üniversitesi'nin bir restoranında, müzesinin üst katında bir yerde finalize etmiştik. Sait Bey'i orada onar ettik. Sonrasında benden bir kitap siparişi geldi. O ilk çekimleri de o gün Volkan sayesinde yaptık aslında. İlk çekimlerimiz Volkan sayesinde oldu. Başka çekimler de yaptırmıştık ama o çekimleri istemekle gecikince vesaire insanların üzerine başka şeyler çekmiş falan filan kaybolmuş gitmişti. Şükür Volkan'ın çektikleri duruyordu. Mesela o çektiklerini de birine vermişiz, o da almış, evini taşımış. O da o eve de gidemiyormuş da bilmem kaç depo olarak bulunuyor. Yani o bazı dokümanlara ulaşmak da saçma sapan gerekçelerle çok zor oldu. Yani o kasetleri almamız, kasetleri bizim eski sistem kasetleri dijital hale dönüştürmemiz falan. Çok yani uzun sürmesini meşakkat diye çünkü organize bir şey değildi bu. Yani ara ara dönüp dönüp ilgilendiğimiz bir konu olduğu için zahmetli bir süreci var. Yani mesela Miracım Fiorino bir Fiat bir arabası vardı. Arabasının arkasına bütün Sait Madeni'nin eşyalarını koyuyoruz. Mesela orada çekimlerde görüyorsunuz insanlar Sait hem konuşuyorlar hem de Sait Madeni eserlerine bakıyorlar. Bunları biz götürüyoruz aslında. Ve elimizde çanta çanta götürüyoruz. Gösteriyoruz. Biz diyoruz ki konuşurken bunlara da bakarsınız, ederseniz görüntüler daha doygun olur, dolu olur diye bir sahne yaratıyorduk oralarda. Kaç kez gittik geldik İstanbul'da bu sebeple araçta. 2010'da da bir kitap siparişi gelmişti. Benim tasarım tarihine bir ilgim yoktu. 2010'da Kültür Başkenti, Avrupa Kültür Başkenti 2010 kapsamında graf tasarım ustaları ile ilgili kitap siparişi gelince Sait Maiden size öyle bir kitap yapılamayacağı için biraz daha biyografik bir yaklaşımım oldu. En nihayetinde ya bu kadar kafa yoruyoruz, ediyoruz falan filan. Tam o dönemde de Miracın işte lisans öğrenciliği süreci başlıyor. 2012 büyüdü, senin sergi yaşlıydı 2012 galiba. Herhalde evet bitirmek. Miraç'la da tanışınca Miracın da bu işi yapabilecek potansiyelde bir öğrenci olduğunu görünce oradan bir kapı açıldı. Tabii Miraç'ı da beklememiz gerekti. Çünkü Miraç da tezini verecek. İşte onun da hayatla ilgili lisanstan sonra planları var. Bu arada dostluklar, onlar benden daha samimi oldular. Benim canım sıktı falan böyle. Daha yakınlaştılar. Gibi gibi böyle süreçler oldu. O şekilde. Sorunun yanıtı oldu. Soru uzun neydi ya? Soru. Ben de bilmiyorum. Valla anlatsana. Kaçırınızı etmesin. Ya kariyer oraya sorun yani benim henüz öyle çok ya yapıyorum tabii bir şeyler de yani beni ya bana meslek verdi bir defa çünkü şöyle bir süreç yaşadık. Sait Hoca'nın yaklaşık olarak 300 tane logosu var ama bunları eliyle çizmiş. Bunlar dijital sayısal ortamda hani bizim kullandığımız Illustrator ortamında çizilmemişti ve bunları çizme görevi bize düştü. Ömer Hoca bütün tasarımcılardan belirli sayıda şey istedi. Böyle bir network'ünü kullandı ve herkese 10'ar 8'er logo dağıttı. İşte bir 10-15 tanesini de ben çizdim. Mehmet sen de çizmiş miydin? Yok. Sonra... Kaldı birkaç tane onları gönderdim. Sonra o yaklaşık olarak 300 logoyu
Yani bu arada onu da başkaları çizdiği için çizerken de hani inanılmaz bir ustalıkla göndermişlerdi yani birçoğu. Evet. Onların hepsini inceleme şansı buldum. Yani bu çok hem kendim Sait Hoca'nın logolarını çizerken dikkat ettiği grid sistemini falan çözme şansım oldu. Bir nevi ameliyat ettim yani bütün logoları. Ondan sonra kendim logo yaparken artık nasıl davranacağımı öğrenmeye başladım ve ister istemez bu konuda uzmanlaşmaya başladım ve şu anda yaşadığım şehrin brandingini bana verdiler. Yani İzmir logosu yapıyorum şu anda. İş öyle bir noktaya geldi. Ben bunu seçmedim. Yani ben bana sorsanız ben hala grafik tasarım yapsam. Evet, font da yapmaya başladım mesela. Onu da Sait Hoca'dan hareketle. Yani bir iş yapacağım zaman bunun fontu ne olacak diye düşünmeyi öğretti bana mesela. Yani ilk onu düşünmeye başladım. Çünkü yani biraz taklit etmekle başlıyor ya bazı şeyler. Aslında farkında olmadan taklit ediyoruz. Yani insan öyle bir canlı. Yani her şeyi taklit ederek öğreniyorsun. Sonra özgünleşiyorsun. O taklitti Sait Hoca'yı taklit ederek başlayınca çok iyi oldu benim için. Kendi kendime şimdi düşününce bu yolculuğa beni o getirdi aslında. Ben logo tasarımcısı olacağım diye yola çıkmadım. Ama şu an işte 32 yaşında falanım. 40-45'in üzerinde logo yapmışım ve bunların 15'i falan ciddi kurumlar. Bunu bana mesela Sait Hoca öğretti bence. O cesareti verdi. Evet, o cesareti verdi. Bir logonun anatomisi ne olmalı onu bana öğretti. Belki kendisi farkında bile değildi. Bu da şöyle de inanılmaz bir şey var. O eliyle çizdiği logoları biz tabii çok büyüttük ve hepsini dediğim gibi çok detaylı çizdik ve neredeyse sıfır hatayla çizilmiş logolardı birçoğu. Yani simetrikse mükemmel bir simetriyi eliyle yakalamış mesela. Bilgisayarla yapamayacağınız derecede iyiydi. Orada bir anı iyi anlatmak istiyorum. Şimdi Sait Bey sergiye geldiniz. 2013'te Simgeler sergisini ilk izinle de açtık. Sonra Marmara'da açtık. Üçüncü olarak da sizin üniversitenizde, fakültenizde açıyoruz. İlk açtığımızda Sait Bey yaşıyordu. Ve geldi sergide logoları gördü. Yani bunun uçlarını siz nasıl sivri yaptınız? Ben bunları küçük yapıyorum. Büyüklüğümde fotokopiyle bunlar bozuluyor. Ben tekrar bunları düzeltiyorum. Siz nasıl bunları bu şekilde çıkarttınız? Biz dedik bunun hepsi baştan çizdik. Yani bir daha kaliteli olsun diye bütün logolarınızı bir daha çizdik. İnanamamıştı ona. Yani o emeği gösterdiğinizde. Tabii burada emeği geçenler bölümü var. O arkadaşlarımız sağ olsun. Ceyhun Akgün, İşte İsmail Hanım, Güzel İş, işte Ali Osman, Cüneyt Arıkan, birçok dostumuz sağ olsun. Onar, beşer, hepsi görüştüler, hepsi çizdiler. Bir dayanışma örneği oldu yani orada. Volkan da konuşsun hocam ya. Hep bana... Soruyu cevaplamak için çok geriye gitmem lazım. Gideyim. Ya şaka bir yana şöyle, Sait Hoca'nın yaptığı şeylerin onda birini yapan insanlar böyle bir tasarım dünyasında süperstar olarak geziyorlar diyoruz. O böyle Copstar arasında bir dünyası, kapalı bir kulüp. Ve şey, Sait Hoca'ya beni yakınlaştıran şey, o adam böyle bir adam değil. Yani çok enteresan bir adam, çok ilginç bir adam. Hakikaten adamı bulduğunuz her yerde her şeyi inceleyin. O dönem ben genelde Ömer Durmaz'ın skener olarak çalışıyorum İstanbul'da. Çünkü Ömer İzmir'de bir sürü Meftas'ın dergisine bir sürü şey yapması lazım. Bir sürü ustanın ofisine beni yolluyor. Volkan, İlhan Bilgi'ye git, şunları tara, bana gönder. Volkan, Sadık Karamustafa'ya git, şunları tara, bunları bana gönder. Ya da şunları al, şundan al, şunu şuraya götür, şuradaki buraya git falan böyle. Yani çok öyle, iyi bir dost hakkını gerçekten ödeyelim. İşte bir şey oldu. Orada gördüğünüz birçok insanın, Murat abi bambaşka bir tabi hepsinin yanında aynı beni koyuyor. Hepsinde bu acayip bir şey var, ego, kibir durumu var. Kibir de yani elbette bir sanatçının da sahip olması gerektiği kadar da var. Yani elbette birinin içinde gerekli bir şey olur ama. Sait Hoca böyle şey gibi, anlatırken bile acayip gibi, siz de burada izlediniz ya. Adam diyor ki 50 liraya bir logo yapmış, kendisi 3-4 günde yapıyormuş, 1000 lira alırmış. Yani o adamın yaptığı şeyler ve anlattığı şeye bakarsanız, İnanılmaz ilginç bir adam. Sait Hoca senin dünyadan haberi yok, kendi yaptıklarından da haberi yok. Yani böyle bir acayip bir adamdı. Bu beni acayip yakınlaştırdı ona. Son hikayem Sait Hoca'yla ölmeden önce son görüşüm. Zaten sergi
şeydi. Son hikayem de şu, yani nasıl bu adamı belgesel yapma diyebiliyorum. Bunu yapmak zorundaydım. Bunu özetleyeceğim bununla. Bu simgeler serisinden sonra biz böyle bir yemeğe gittik. Ömer 950'nin üstünde bir restoran düzenledi. Karısı da artık izin vermiyor. Kim Sayın Hoca rakı içer, oturur, rakısını içer, viskisini de özel evinde içer falan öyle rutinleri var. Karısı izin vermiyordu rakı içmeye, biz ikimiz rakı içiyoruz böyle miraç falan filan, böyle bir artık eğlence, acayip çocuklar gibi mutlu oldu. Mesela sen, ne bileyim, Bülent Erkmen'i alıp sergiye götür, içmeye götür, böyle çocuk kim mutlu olur falan görebilirsin yani. İmkansız bir şey yok, yapan başka bir şeyde. Sayın Hoca acayip mutluydu o akşam. Belli ki içmek de istiyor. Ama köfte yedi, ayran içti. Ondan sonra ben yanında oturuyorum, karısı öbür yanında oturuyor. Sürekli zaten karısının gözü üstünde içmesin etmişsin diye. Sayın Hoca şöyle yaptı. Volkan'cım dedi, bu ayran bitmiş ya dedi. Uzattı bana böyle. Ben de tamam hocam dursun falan diyorum. Anlamıyorum herhalde gerçekten. Bitmiş bu ayran falan dedi. Bana da uzatıyor. Heee dedim tamam bu ayran bitmiş. Biz hemen bir çay bir operasyonla ayranı açık ayağı şeklinde. Köfteyi böyle daha şey geliştirdik. Yani sonumuz bu. Sonra hastaneye gittik. Ama biz gülmedik öğretmenler. Yani demem o ki enteresan ve şahane bir insandı yani. Böyle fit tasarımcı, şahitli, şüklü, cüklü, cahitli, cüklü hepsi var ama acayip bir insandı. O yüzden bu bir zorunluluktu yani. Çok kaliteli bir iş de yaptık ama yapmak zorunda olduğumuz şeyi yaptık. En azından buradan 10 kişi Sayın Hoca'ya tanıdıysa tamam bu gerçekleşmiş oldu. Yani ben hakikaten şimdi arkadaşlarım anlattıkça bir sürü şey aklıma geliyor. Çok şey anlatabilirim uzun uzun. Anlatmak bitmez. Anlatmak da istiyorum aslında. Çünkü anlattıkça anıyorsunuz, hatırlıyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Ama bitirmek de lazım. Yani şunu söylemek isterim. Son sözüm, kendi adıma son sözüm. Sahip Bey'i anlamaya çalışırken şöyle bakmak gerekiyor. Yani anakronizmaya düşmemek lazım, zaman bozum yapmamak lazım. Anlamı o dönemin bağlamıyla ortaya koymak gerekiyor. Yani 1950'lerin Türkiye'sine dönüp öyle bakmak lazım. İki Dünya Savaşı'ndan, savaş edilmese bile İki Dünya Savaşı'nın zorluklarını yaşamış Türkiye'de sıra dışı resimin, tabii ki ressam olmasına rağmen, resim eğitimi almasına rağmen resimsiz kapak yapmaya, o iddiayla ortaya çıkmaya cesareti olan, nasıl küçük yaşta çok önemli şairleri çevirmeye cesareti varsa tekrar yani aslında hırsı olmayan bir rekabet duygusu yok. Sadece iyi güzeli yapmak istiyor. En doğrusu, en düzgününün, ya ahlaklı bir aslında baktığınızda kesinlikle çok ahlaklı ve onun ahlakı içerisinde en iyisini yapmak onun insanlık borcu gibi. Böyle bakalım biri. Tasarımcı da esnaf tasarımcı. Yani o işi iyi yapan bir esnaf. Biri gidiyor diyor ki logo istiyor. Tamam diyor 3 lira. Yani sürümden kazandı bir aslında. Yani böyle bir logoya bir işte ben şunu yaptım, şu paraları istiyorum. Öyle hırsları zaten yok. Eder değer olarak baktığınızda da o işi düzgün bir esnaf zihniyetiyle. Şimdi esnaf Türkiye'de garip artık şey oldu. Esnaf hani böyle küçümsenen bir hale geldi. Öyle değil, öyle olmamalı. Sanatkar. Efendim? İşte biraz öyle bir durumu var ama yaptığı işi de sanat formuyla tanımlıyor. Yani o yaptığı işi sanatçı olarak konumlandırıyor, sanat yaptığını düşünüyor ama o zanaatkar titizliği de var. Ahlaklı olduğunu düşünüyor. Ahlaktan kastım vicdanlı olması, insani olması, dingin, kendiyle barışık olması, dürüst olması, doğru olması, kimse yani o içten yani o karakteri, kişiliği, yaptığı işin kimliğini tanımlayan bir hale dönüşmüş. Ben de kendi öğrencilerim onu anlatırım. Sizin kişiliğiniz neyse, ürettiğiniz marka kimliği, ürün kimliği, ambalaj kimliği, logo kimliği, kurum kimliği odur. Yani siz işiniz titiz doğru yapıyorsanız çıkan iş de öyledir. Ama yoksa dağınık, sağlık, ilgisiz, o zaman o yapacağın iş de farklı olmayacak. Çünkü bir disiplin ortaya bir disiplin koyabiliyor. Yani bir grafik tasarım disiplinden çıkmak için önce kişisel bir üretim disipline sahip olmak gerekiyor. Profesyonel iş için profesyonel bir bakış açısına ihtiyaç var. Onun hayatı göründüğü gibi olan, olduğu gibi görünen,
arkada başka pazarlıkları, iç hesaplıkları olmayan, gördüğünüz haliyle bir insan. Yani çok şey, bu anlamda zoru başarmış biri. Ben kendisini tanıdığım için çok mutluyum. Kendisini ise tanıtma fırsatı veren dostlarıma, bu belgesel emek verenlere çok çok teşekkür ediyorum. Son söz var mı? Ben de teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mıydı? Hani böyle... Ya benim... Ha. Pat, paldır küldür, kapatmayalım. Kapatmayalım. İstanbul'da duyduğum merak, ilgi, Volk'la ilgili ben aslında Sayın Mahallet'in işlerini detaylarına gitmeden Volkan Bey'in web sayfası sayesinde 99 tane İstanbul logosunu keşfetmiştim. Onu tanıdığınız kadarıyla Sayın Mahallet'in gözünden İstanbul nasıldır? 99 tane logo yapabiliyor olması gibi detaylar hakkında ne söylersiniz? Kimsen söylesin. Ya İstanbul şehir olarak değil de kavram olarak ele alalım. Yani İstanbul'u İstanbul yapan şey, yani orada şöyle bir şey var benim için. İstanbul Sait Madem, Sait Madem İstanbul, İstanbul Orhan Veli, Orhan Veli İstanbul. Yani bu adamlar sayesinde İstanbul var. Dolayısıyla böyle bir sürü insan sayabiliriz. Yani o Babali mesela İstanbul'un önemli bir bölümü ve kültür üreticisi bu adamlar. Dolayısıyla yani hem İstanbul, mesela Mimar Sinansız bir İstanbul düşünülebilir mi? Sait Madem de öyle bir şey bence. Ve bu adamlar sayesinde o şehir o kadar değerli. Sait Hoca'nın İstanbul'la evliliği bence oradan doğuyor. Yani hem kendisi oradan çok beslenmiş. Çünkü belirli aralıklarla cami ziyareti, ağaç ziyareti yapan bir insan Sait Hoca. Yani gidip saatlerce camilerin, Ayasofya'nın önünde oturan, mermerlerine dokunan, gelip size bunları anlatan, oradaki detayları anlatan bir insan, anlatırken ağlayan zaman zaman bir insandı. Yani İstanbul'da evliliği öyle ama öte yandan İstanbul'a da bir süre sonra bu insanlar işte İstanbul'da dolup İstanbul'a taşıyorlar. Öyle bir ilişkisi var bence. O İstanbul logoları ve yaptığı bir sürü şey de o taşmanın neticesi. Yani oturup bir insan kendi kendine İstanbul logosu yapmayı evinde zaman geçirirken düşünebiliyorsa bunun için İstanbul'dan etkilenmesi gerekiyor. Demek ki çok etkilenmiş. Yani o ilişki çok farklı, yani çok fazla metropolde de olacak bir şey değil o bence. Yani dünyada çok az. 99 Atatürk de var bir de. Evet, 99 Atatürk var. Yani 99 tane. Ya bununla ilgili yani komik bir şey anlatayım. O tabii büyük ihtimalle Allah'ın 99 ismine falan atıp var orada. Yani çok derin anlamlar var ama ben sormuştum hani bu niye 100 değil de 99 hocam diye. İstanbul'un 100 yüzü çok komik oluyordu dedi. O yüzden birini çıkardım dedi. Yani böyle de rahat bir adamdı yani. Çok hani kendisiyle alay edebilen işiyle, gücüyle. Yani o İstanbul'un 99 yüzü hakkında oturup saatlerce konuşulup üzerine sayfalarca makale yazılabilir. Ama hani bu kadar konuyu basite indirgeyebilen bir tarafı da vardı. Orada şey de var. Şimdi ben son sözümü söylemiştim ama bir kere daha. Ya şimdi ben Sait Madem gibi 500 küsur insanı araştırıyorum aslında, tasarım tarihine çalıştığım için. Ve garip bir şekilde uzun yaşayan tasarımcılar hayatlarının emeklilik dönemlerinde, son dönemlerinde hat yazıyorlar. Yani eski kuşaktan bahsediyorum. Çünkü hepsinin, şimdi Sait Bey'in de dedesi mi, babası mı hattatmış galiba. İşte Mesut Manioğlu'nun amcası hattatmış. Yapılmış zaten. Hatı biliyor. Yani güzel yazıyla büyümüşler. Eski Türkçeyi biliyorlar. 1800 doğumlu olanları var çoğunluğu. Yani 1800 doğumlu. Hayatları son döneminde de müşteri yok, sipariş yok. İş dışarıdan gelen kimse bir şey isteyen yok. Hemen hepsinde aynı şey var. Hat yazıyorlar. Ya da bazı illüstratörse, ressamsa, yani yazı, tipografi, grafikle ilişkisi yoksa illüstratörse, mesela Firuz Aşkın gibi, onlar da Hazreti Muhammed'in hayatını falan resimliyorlar. Yani herhalde bir yaşı derliyor, günahlarından arınmak,
çıkıyorlar, böyle bir şey oluyor herhalde. Enteresan böyle bir, yani birbirlerinin bu üretimlerinden de haberleri yok çünkü ölüyorlar. Terekeleri bir sahafa satılıyor, bir şey oluyor. Çocuğundan, kızından görüyorsun. Aa bakıyorsun ya, bu da Hazreti Muhammed resimlemiş, bu da onu resimlemiş. Bu da hat yazmış, o da hat yazmış. Demek ki ortak noktaya varıyorlar herhalde bir garip bir şekilde. Enteresan bir durum yani, bu bir dikkatimi çeken ilk bir tespit. Buyurunuz. Ben soruyorum herhalde. Öncelikle teşekkürler. Önce Ömer'e teşekkürler. Böyle bir gencin böylesine güzel bir işe teşvik ettiği için ve tepki ettiğinize teşekkürler. Sahip madenin iliklerimize, kemiklerimize kadar yaşattığınız için. Beni en çok etkileyen şey Sahip Maden belgeselinde bu 4. 5. yüzyılda işittik. Başındaki mektup, normalde çünkü bir genç bir ustaya teslim edilirken eti senin, kemiği benim gibi böyle burnunu sür sürtebilirsen, hani hiç canının gözlüğün yaşına bakma gibi aslında şiddetli teslim edilir. Oysa mektupta böyle kelebek gibi davranılan, hani o cennetini al ve bu cehenneme geri gönderme gibi çok bedrahmiye, çok hassas teslim edilir. Evet, bu beni çok etkilemişti çünkü benim de kendi kariyerimde görmediğim bir hassasiyet bu. Bu biraz ülkemizde bu sektörün olmayışından kaynaklanıyor, sektörün olgunlaşamayışından. Ve Volkan'ın da söylediği o egoların zaman zaman çizgilerinin kaybolmasından. Hepimizin ihtiyaçları o egoların çizgilerinin silikleşmesinden. Zaman zaman ben kendimi ustalarıma karşı gördüm, tuhaf kavgalar ederken buldum. Zaman zaman sizin içine düştüğünüz tuzaklara düştüm, belki küstüm, sonra barıştım. Ben şeyi merak ediyorum, Bedri Ahmi nasıl devamını getirdi? Buna ilişkin bir bilginiz var mı? Mektuptan sonra çünkü o kısım sanki geçmiyor belgeselde. Bedri Ahmi'den bahseder miydi Sahip Mahallem? Bu hassasiyeti göstermiş miyim benim canım? Benim bilgim yok. Ya ben sadece hani oradan, ya kızının anlattığı kadarıyla oradan mezun olduktan sonra bile belirli aralıklarla ziyaret ettiğini, Bedri Rahmi konusunda hani çok hassas olduğunu ve çok Bedri Hoca'yı çok sevdiğini biliyorum. Ama hani ilişkileri ne boyuttaydı onu bilmiyorum. Ama Sait Hoca'nın özellikle yağlı boya veya akrilikle yaptığınız işlerde, yaptığını gördüğüm işlerde çok net Bedri Rahmi etkisi var. Şiirinde mesela o kadar yok bence ama o pentürlü işlerinde çok yoğun bence Bedri Rahmi etkisi var ve çok etkilendiğini düşünüyorum. Ama dostluk boyutunu pek bilmiyorum. Yani Can'a ben sormuştum bir kere de hani hep böyle övgüyle bahseder ve belirli aralıklarla ziyaretine giderdi demişti. Bunun dışında pek bir bilgi sahibi değilim. Ama ben de o, yani beni de belgeselin en etkileyici yeri bence orası ve en çok etkileyen şey o oldu. O evrağa da biz Sarp Maden sayesinde ulaştık. İnanılmaz bir şey. Yani öyle bir öğretmen var mı şu anda? Bilmiyorum yani. İnanılmaz bir şey o. Gerçekten. Evet, ve kariyerde kırılma noktası. Yani ben biraz Ömer'i aslında o şeye benzetiyorum. Burada yağcılık olarak algılamasın lütfen Hüsnü'nün. Ömer'de de o çabayı... Ama o kelebek durum yok abi orada. Ben sana söyleyeyim yani de. Ömer'in öğrencisi olmadı. Hani öyle kelebek gibi davranmıyor yani. Öyle bir şey yok. Ben Ömer'in öğrencisi olmadım ama Ömer'de şeyi görüyorum. Gölgede bırakmaya çalışmıyor etrafında insanları, güneşe çıkartmaya çalışıyor ve herkesi yükseltmeye gayret ediyor. Bu bizim sektörde çok görülen bir şey değil. Evet, doğru. Yani, doğru. O konuda haklısın. O açıdan beni de benzetiyorum aslında. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu işin işte aile evet, çok teşekkür ederiz. Hakikaten biz yani sabaha kadar konuşuruz. Çok teşekkürler tekrar herkese. Sağ olun.